Yeryüzündeki her çocuk mutlu olmayı ve gülmeyi hak ediyor. Ama bazıları hastalık, travma, savaşlar ve diğer özel nedenlerden dolayı buna kolay ulaşamıyor. Biz İyilik Kulübü ekibi olarak bu arkadaşlarımızın dileklerini yerine getirmek ve onları mutlu etmek için bir araya geldik. İşte ekibin görünen yüzleri. Fırat, Işık, Cansın. Bir çocuk mutlu olacaksa bizler için imkansız yoktur. Çünkü burası İyilik Kulübü ve sizler İyilik Kulübü'ne hoş geldiniz. İyilik Kulübü bu haftaki bölümünde 9 yaşındaki Gülsüm Ünver'in hayalini gerçekleştiriyor. Gülsüm, Hangimiz Sevmedik dizi setini ziyaret ediyor, kamera arkasına geçiyor ve oyuncularla tanışıyor. Gülsüm'ün gerçekleşen hayalleri, Hangimiz Sevmedik dizi setinin eğlenceli halleri, herkesin sevdiği Gülsüm'ün tarifsiz neşesi, kamera arkasında olup bitenler. Hepsi ve daha fazlası az sonra İyilik Kulübü'nde. İyilik Kulübü başlıyor. Güneşin yüzünü dünyaya daha yeni gösterdiği sıralarda İyilik Kulübü ekibi Gülsüm'le tanışmak ve onun hayallerini bir de kendi ağzından duymak üzere çoktan yola çıkmıştı bile. Bizlere www.iyilikkulubu.tv adresindeki başvuru formundan ulaşan Gülsüm Ünver'i yakından tanıyalım. Gülsüm, Uşak'ta yaşayan Ünver ailesinin en küçük çocuğu. Kalabalık bir ailede yaşadığı için çok şanslı olan Gülsüm'ün Bayram ve Rıdvan adında iki abisi ve Rüveyda adında da bir ablası var. Büyüyünce dans öğretmeni olmak istiyor. Bunun için internetten sürekli videolar izliyor. İnternetle arası çok iyi olan Gülsüm'ün annesiyle yaptıkları yemekleri paylaştığı bir YouTube kanalı da var. Gülsüm dünyada çok az kişide görülen Hallermann-Streiff sendromuna sahip. Şimdi onu daha iyi anlamak için Gülsüm'ün hastalığı hakkındaki ayrıntılı bilgiyi doktorundan alalım. Hastalığın adı Hallermann-Streiff sendromu. Oldukça nadir görülen bir hastalık ve genetik bir hastalık. Ancak genlerin neresindeki problemden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Birçok genetik hastalıkta hastalığa neden olan gen bozukluğu tespit edilmiş durumda ama bu hastalıkta bu tespit edilmiş değil. Çok nadir görülüyor. Öyle ki ilk tanımlandığı 1948-50'li yıllardan bu yana yaklaşık 60-70 yıl geçmiş. Toplam vaka sayısı tüm dünyada 300-400 civarında, 500'den fazla değil. Hastalığın karakteristik özellikleri var. Hani bir hekim eğer bu hastalığı bir kere gördüyse ondan sonra çok rahat tanıyabilir. Nedir bu özellikler diye baktığımızda özellikle 3 tane ana özelliği var. Birincisi, kafa yapısı, baş yapısı ile ilgili özellikler tipiktir. Bu çocuklarda kafa yuvarlak olması gerekirken eşit, yani öne arkaya sağa sola eşit büyümesi gerekirken bu çocuklarda yana doğru büyümektedir. Onun dışında bu yüzümüzde elmacık kemiklerinin olduğu yerde normal bir çıkıntı olur. Bazen belirgin olabilir ama bu bebeklerde veya çocuklarda içe çöküktür. Orası. O da tipik bir özelliktir. Onun dışında yüz görünümü farklıdır. Özellikle göz ve burunla ilgili özellikler var. Bu hastalarımızın gözleri küçük olabilir. İçe çökük olabilir. Burun yapısı da özellik arz eder. Genellikle burnu küçüktür ama sivri bir burun yapısı vardır. Bir de hekimin muayenesiyle tespit edilen gözde katarakt olması bu hastalık için neredeyse çok önemli. Çünkü katarakt olmazsa hastalık yoktur diyebiliriz. Böyle bir yüz görünümü olan bir bebekte, çocukta eğer gözünde de katarakt varsa, işte yüz bulgusu, burun şekli ve gözünde de katarakt olmasa rahatlıkla Hallermann-Streiff tanısını koyabiliriz. Yani teşhis tamamen klinik özelliklere bakılarak konulan bir teşhis. Bir kan tahlili veya bir tetkikle konulan bir teşhis değil. Tabii bu hastalık genetik bir hastalık. Genetik bir hastalık olduğu için hayat boyu bebekle beraber, çocukla beraber olacak bir hastalık. Ama hastalığın genetik problemini zaten bilmiyoruz. Bilmediğimiz için onu tedavi etme şansımız da yok. Ancak hastalıkla beraber olan bir takım
sorun yaratan problemler olabilir. Onların tedavisiyle daha çok uğraşıyoruz. Nedir onlar? Bu bebeklerimizin burunları küçük olduğu için, çenesi de bir kısmında küçük ve geride olduğu için dil geriye doğru kayar ve hava giriş çıkışını engellediği için solunum zorluğu olabilir bu çocuklarda. Üstüne üstlük bazı bebeklerde, hepsinde değil, büyük hava yollarında da yumuşaklık, normalde bir sertlik olması lazım. Nefes alıp verirken kapanırsa hava yolları, iyice solunum sıkıntısı artar. Bu nedenle bu bebeklerde sık solunum yolu enfeksiyonu ya da solunum durması olabilir. Hatta trakeostomi dediğimiz, işte dışarıdan hava, bir cihaz bağlamak suretiyle trakeostomi açarak oradan hayatlarını devam ettirmek gerekebilir. Ekibimiz için artık Gülsüm'le tanışma vakti geldi. Bu haftaki konuğumuz, kendilerini ağırlamak üzere Uşak'tan İstanbul'a davet ettiğimiz Ünver ailesi. Ve tabii ki bu bölümdeki starımız, Ünver ailesinin en küçük üyesi, dünyalar tatlısı Gülsüm. Şimdi Gülsüm'ü ve ailesini biraz daha yakından tanımak ve Gülsüm'ün dileğini bir de kendi ağzından duymak istiyoruz. Hadi o zaman. Hadi. İnternet hakkında pek çok şey konuşuluyor ve bundan sonra da konuşulacak. İyidir, kötüdür, bağımlılık yapar, uzak durun, internetsiz olmaz, hayatımızı kolaylaştırır, insani ilişkileri öldürür. Adı üstünde sosyal medya, sosyal yani. Peki sadece video paylaşımı üzerinden Gülsüm gibi bir güzelliği bize getirmesi ve onun yemek yaparken, şarkı söylerken, resim yaparken kendini dünyaya ifade etmesi bu tartışmaların neresinde kalıyor? Öncelikle hoş geldiniz. Sizi uzun bir yoldan getirdik buraya. Ama Gülsüm'ü yakından görmeyi, onunla tanışmayı çok istedik. Böyle tatlı bir kızın ailesiyle de tanışmak istedik tabii ki. Teşekkür ederiz. Nereden geldiniz Gülsüm Hanım? Biz Uşak'tan geliyoruz buraya. Gerçekten heyecanlı ve güzel bir yolculuk oldu bizim için. Şimdi biz istiyoruz ki birazcık aileni de yakından tanıyalım. Annemle başlayın olmazsa. Olmazsa tamam. Öyle yapalım. Annemle başlıyoruz o zaman, tamam mı? Annemle başlayalım. Tamam. Gülümser Hanım, biraz sizi tanıyalım önce. Çünkü Gülsüm öyle istiyor. O sıralamayla devam edeceğiz. Tamam. Gülümser Ünver ben. 43 yaşındayım. İşte 4 tane çocuğum var. Artık en son Gülsüm. Evimizin, ailenin gülü. Diğer şey kardeşler. Onların, onlar ne yapıyorlar? Yaşları. Biraz abileri onlardan da bahsedelim. Galiba. Aramızda olmayanlar. En büyük oğlum var, Bayram. O memur, orada çalışıyor, evli, bir tane çocuğu oldu. Oo, ne güzel. Babaannesiniz aynı zamanda. Evet. Ben de hala oldum. Ay, doğru sen olsun. Küçük yaşta hala oldum. Küçük yaşta hala oldum. Küçük hala. Evet ya, bak. Ben de tahmin etmiyordum. Yeğeninin ismi ne? Yusuf Deniz. Ne güzel bir isim. Sen hangisini kullanıyorsun? Hangi ismi söylüyorsun ona? Yusuf diyoruz genelde. Birazcık da ablanı tanıyalım. Çünkü ablanla bayağı bir iş hayatınız falan, kariyeriniz birlikte kurulmuş durumda. Evet. Biraz da ablanı dinleyelim bakalım. Sıra ablana tabii geçebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Ben Rüveyda Sultan Ünver. Kardeşim de söylediği gibi Gazi Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği okuyorum. 3. sınıfım, 21 yaşındayım. Nasıl şimdi? Bir sene kaldı. Evet. Uzak olunca nasıl oluyor özlem durumları? Hem çok aile, çok kardeşler. Çok zor. Ağlıyorum ben arada. Evet. Ah canım. Ablam da. Çok seviyor musun ablanı? Seviyorum. Tabii annem babamı da seviyorum. Tabii ama canım, kimse ihmal etmiyor. Bocuklar herkese dağıtıyor. Ayırmayız. Yani aslında anlatması biraz zor bir şey benim için çünkü kelimelere dökülemeyecek şeyler yaşıyoruz biraz. Yani çok, tabii ki de çok seviyoruz. Yani hatta sevgi kelimesi yetmiyor bence. Ama aramızda gerçekten farklı bir bağ var. Tabii ki hani, yani o benim yaşam kaynağım gibi bir şey. Mutluluk kaynağım, gerçekten çok fazla seviyorum. Ne olmak istiyordun sen? Ben dans öğretmeni olmak istiyorum. Dans öğrenmek isteyenlere duyurulur. Ama başvurmak için elinizi çabuk tutun. Her an vazgeçebilir. Genelde fikrimi değiştirebilirim. Mesela hangi fikirler vardı istediğin mesleklerle ilgili? Mesela bir itfaiyeci olacaktım. Sonra vazgeçtin. Sonra vazgeçtim. Bir çocuk doktoru olacaktım.
olmak istiyordum. Sonra ona da vazgeçtim. Şimdi tabii müzik diyorum. Dans öğretmeni olmuşum. Gülsüm hepimizin hayatına yani neşe katıyor yani. Onu gördükten sonra, onun neşeli görünce yani bizim mutsuz olmaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Ki genelde neşeli galiba. Evet. Yani en hüzünlü anında bile kesinlikle insanı güldürür, mutlu eder. Yani o negatif enerji dağılır gider yani bir anda. Mutluluk kaynağımız çözümlendi. Evet. Mutluluk kaynağı. Benim, senin buradaki... Benim de görevim şey, evi neşelendirmek. Senin zaten o çok güzel gamzelerini görüp de neşelenmeyen yoktur, ben sana söyleyeyim. Ya çizgi film izlerken bir filmde olsun, üzüntülü bir şeyler görsün, böyle hareketli bir sahne olsun, şiddet olsun. Ya televizyonu kapattırıyor tamamen ya da kendisi çizgi film falan izliyorsa işte geçiyor koltuğun arkasına. O sahne bitene kadar bir daha oradan çıkmıyor. Yani onun için kimse ağlamamalı ya, üzülmemeli. Keşke herkes Gülsüm kadar duyarlı olsa, Gülsüm kadar insanları bırakın. Yani hayvanları bile çok sevse. Yani Gülsüm için tüm canlılar mutlu olsun. Hiç kimse üzülmesin, ağlamasın, kırılmasın. Öyle, onu öyle görünce biz de öyle olmak zorundayız yani bir bakıma. Farklı bir çocuk olacağını çok erken yaşlarda bize aslında gösterdi. Yani benim 3 tane daha evladım var. Hiçbirini birbirinden ayırt etmem ama bir Gülsüm'ün bana söylediği şekilde hiçbirisi de babacığım dememiştir yani. Anne karnındayken üçlü taramalar yapıldığında belli oldu. Engelli olabilir binde bir diye. Aldırmak istemedik yani işin açıkçası. Fakat inanır mısınız? 10 gün sonra hani Gülsüm'ü gittim kucağıma aldım. Ya bakıyorum benim çocuğum garip değil yani. Benim çocuğum değişik gelmiyor. Başkalarının çocukları garip. Ne kadar büyük çocukları var diyorum. Sonra işte doğumundan yaklaşık 3 ay sonra tanı konuldu. İşte Hallermann-Streif sendromu adı altında bir çok nadir görülen bir sendrom. İşte gözleri katarakla kapalı doğdu. 3 aylıkken bir ameliyatla şu andaki gördüğü miktarda açıldı. İşte 23 numara gözlük kullanıyor. İşte 5-6 yaşına kadar çene yapısındaki bozukluktan dolayı eşimle çoğu zaman geceleri yatmıyorlardı. Gündüz uyuduğu zaman da, gece uyuduğu zaman da kucakta uyutuyorduk. Çünkü sırt üstü yattıkları zaman dil kökünü, nefes yolunu kapatmasından dolayı çoğu hastalar kaybedilmiş. O korkudan dolayı biz elimizden geldiğince kucağımızda büyütmeye çalıştık, öyle uyuttuk. İşte 6 yaşında artık uyku apnelerine girmeye başladı. Bunun üzerine işte boğaz açılma, boğazdan nefes alması için bir traheotomi dedikleri bir girişimde bulunuldu. Büyümediği veyahut da dediğimiz gibi yani eksikleri sadece fiziksel bize göre. Çok şükür ruhsal ve gönülden yana ve akıldan yana hiçbir eksiği yok Allah'a şükür. Diğer çocuklarımla ilgilenemedim. Yani bir tarafa tamamen anneliği veriyorsunuz fakat diğer çocuklarınızı ihmal ediyorsunuz. Etmek istemiyorsunuz ama artık hani vücut götürmüyor, uykusuz sabaha kadar. Ama onlar da ya sağ olsun hani Rabbime şükürler olsun. Ya, o kadar bilinçli ve o kadar... Diğer çocuklarım da o kadar sevgi dolu ve fedakar ki, o kadar vicdanlılar. Yani hiçbir zaman bunu bana dile getirmediler mesela. Anne sen bize işte okula gitmeden önce kahvaltı hazırlamadın, senin yüzünden demediler hiçbir zaman. Şöyle uzun bir süre ben gerçekten hani hastaymış gibi düşünmedim. Çok uzun bir süre. Hani farklı olduğunun farkındaydım ama sanki... Yani gerçekten farkında değildim. Hani o içimdeki artık sevgiden dolayı mı görmüyordum bazı şeyleri bilmiyorum. Hani konuşulduğu zaman biraz bunu fark ettim diyebilirim. Bu şekilde yaşamak zor değil
benim için. Yani ben kesinlikle hani o konuda hiçbir şey diyemem. Çünkü çok şükrediyorum, hatta böyle bir kardeşim olduğu için çok seviyorum, çok mutluyum. Her aile gibi bizde de sorunlar yaşanmıyor mudur? Yaşanıyor. Bunların Gülsüm'ü ne kadar mutsuz ettiğini gördükçe hepsini geriye atıp en öne Gülsüm'ü koymayı Allah'a şükür becerdik. Sorunlarımızın çoğuna Gülsüm derman oldu diyelim. Gülsüm olmasaydı belki yani şu andaki kadar mutlu ve dolu bir hayat yaşamamış olurduk. Az sonra Gülsüm'ün hayalini öğrenme zamanı geldi. Bakalım Gülsüm hangi hayalini gerçekleştirmemizi istiyor? Az sonra. İyilik Kulübü gerçekleştirmeyi umarak soruyor. Gülsüm, gerçekleştirmemizi istediğin en büyük hayalin ne? İyilik Kulübü'nden istediğim dileğim, Hangimiz Sevmedik dizisindeki sete gitmek, oyuncularla tanışmak, senaryo hakkında biraz fikir vermek. Bütün oyuncularla tanışmak istiyorum yani. Bir sınır koyduğum biri yok. Mesela bizdeki Emel değil, ya sen evlensin istiyorum işte. Aslında Emel'e aşık. İlkası yani aralarında bol bol bir aşk var. Ekibimiz Gülsüm'ün hayalini gerçekleştirmek için çalışa dursun. Biz de bu arada Gülsüm'ün hayalini daha yakından tanıyalım. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hangimiz Sevmedik, son yılların en sevilen televizyon dizilerinden birisi. Yani bir nevi komşumuz. Alpan Dikmen ve Başak Angigün'ün yazdığı, Metin Balekoğlu'nun yönettiği dizinin başrollerini Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman ve Yeliz Kuvancı paylaşıyor. Keyifli ve pozitif senaryosuyla dikkat çeken dizide Gülsüm'ün favorileri Emel ve İlyas. Dünya hepimiz için çok büyük aslında. Normalden biraz daha küçük biri içinse çok 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 büyük. Sadece dünya mı? Sorunlar da aynı oranda büyük. Mühim olan sorunları nasıl karşıladığımız. Gülsüm'e bakın mesela. O küçücük vücuduyla koca dünyaya nasıl kafa tutuyor? Nasıl güçlü basıyor yere? Çünkü onun kocaman bir yüreği ve gücünün yetmediği yerde ona güç katacak olan bir ailesi var. Kapıya vuran aydınlığı güneş ışığı zannedebilirsiniz. Ama o aslında Gülsüm'ün umut ışığı. Hayaller gerçekleşirken ortaya çıkan parıltı. Gülsüm'ün hayallerine doğru olan yolculuğu, ışığın kucaklamasıyla başlayıp arabada devam ediyor. İstikamet, Hangimiz Sevmedik dizi seti. Hadi bakalım. Hayalimize doğru yol alıyoruz. Şu an çekimlerin yapıldığı platodayız. Ne durumdasın? Ne hissediyorsun? Çok heyecanlı hissediyorum. Çok heyecanlı hissediyorsun. Çok mu? Ne kadar çok? Çok fazla. Çok fazla. İyi, bak bakalım. Şimdi kimleri göreceğiz? Kimler var burada acaba? Zaten hepsini seni bekleyen kimler var acaba? Bak şimdi sana bir tane bir sürprizimizle başlıyoruz. Bak sana kimsesin. Hoş geldin. İyi misin tatlım? Hoş geldin satınıza. Ah bebeğim ya. Ay. Çok heyecanlandı. Çok heyecanlandın. Hiç bunu beklemiyor. Güzellikler hep beklenmedik zamanlarda olur Gülsüm. Ay ya. Ay. Galiba gerçekten aynı Gülsüm. Yerim seni ya. Hoş geldin setimize. Bizi çok mutlu ettin. Hayır. Ne oldu? Bak çok şimdi mutlusun. Ben sana sokağımızı göstereyim mi? Gitmek ister Gelmek misin? Gelmek ister misin? Hadi koş. Hadi git bakalım. Heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım. Baştan beri zaten heyecanlıyım. Gerçekten. Ah bir tanem. Ne güzel yaptın, bizi ziyarete geldik, biz de çok mutlu olduk. Şöyle evlerin içini göstereyim mi sana? Hay şu an karşımdaki yüz gerçek mi? Karşındaki yüz gerçek ama dizideki değil. Fakat o da gerçek gibi. Ya da tam tersi olabilir. Bizim de kafamız karıştı galiba. Burası da? Kimin evi? Kimin evi? Münir'in. Ve benim. Şevalyem'in evi. Şevalyem'in bugün tabii şeyi yok, çekimi yok. O da seni görseydi eminim çok mutlu olacaktı. Bak, gördüğümüz yüz gerçek mi ya?
Tam bilimdeki. Tam. Aynısın. Gülsüm'ün bilimsel testleriyle bir daha anlaşıldı ki Mehtap Bayri gerçek bir insan. Ve dizidekinin aynısı. Teşekkürler Profesör Gülsüm. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bizi ziyarete geldiğin için, seninle tanıştığımız için. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mehtap Hanım. Resmen gerçek ya. Resmen gerçek. Peki canım bir şey soracağım. Benim. Televizyonda gördüğün gibi mi? Evet. Ne oluyor arkada? Arkada şimdi bizim dizimizde hani Adile ile Münir'in gençlik halleri var ya. Evet. Onlar çekiliyor. Peki sormak istediğin bir sorun var mı? Evet. Şu an hiç aklıma geldi. Ama soruya da gerek yok seninle çünkü güzel bir gün geçiriyoruz şu an değil mi? Güzel bir an yaşıyoruz. O yetiyor aslında değil mi Gülsüm? Ay aşkım ya. Oğlum gerçek. Ay. Neredeyse her pazartesi sizi izliyorum. Teşekkürler. Hiç. Kaçırmadan diyorsun ha? Yani hiç demeyeyim de böyle. Arada bir. Demek hep değil ama bazen. Ha? Gülsüm, sen bazen değil ama hep şahanesin. Hey canım, hala dinmedim. Gerçekten. Peki ne yapabiliriz bunu dindirmek için söyle. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Ne yapalım? Of, of. Bir de burada. Ay. Peki, şimdi seni diğer arkadaşlarımızla da tanıştırayım mı? Olur, çok isterim. Hadi. Bak şimdi burada kimler var? Bak. Kızlar sürpriz. Bak. Seni bekliyorlar. Geç. Canlar gülsün. Tır. canım. Hoş geldin sen. Hoş geldin gülsün. Hangimiz sevmedik yurttan sesler korosu karşınızda. Gülsün beni hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum da geç. Dizinin şovu. Ne? Dizinin şovu burada. Şovu. Dizinin starı burada. Starı. Ya şimdi dökülüyor işte. Kavuştular onlar. Ha bizimle kavuşmamızı istiyorsun sen. Emel'le nasıl? Kavuştunuz değil mi? Kavuştular. Çok şükür derliyordum ben ya. Sen nereden geldin Gülsüm? Nereden geldin? Biz Uşak'tan geldik. Uşak'tan geldik. Uşak güzel bir yer. Anladım. Uşak tarhanası yiyeniniz var mı? Nerede Rüveyda? Gülsüm'ün annesi nerede? Ben Uşak tarhanası istiyorum. Uşak'ın tarhanası meşhurmuş. Mehtap Hanım söylemese haberimiz olmayacak. Alacağın olsun Gülsüm. Rüyadaysan beni uyandırmayın. Uyandırmayın. Ay ya. Hiçbir zaman uyandırmayın. Ah canım benim. Bari şu görüşme bitsin. Allah'ım. Ay, gerçek. Resmen gerçek. Nasıl peki? Hepsi göründüğü gibi mi? Gerçek. Nasıl? Evet. Hepsi aynı. Seni çok sevdim. Görüşürüz bir tanem benim. Gülsüm'den ayrılmak zor olsa da Mehtap Hanım'ı setten çağırdıkları için gitmek zorunda kaldı. Gülsüm bize Uşak'tan bahsediyordun. Anlat biraz neler yapıyorsun orada? Kaldım ben. Evet, dağıldın. Dağıldın gittin tabii sen. Duygusallaştın. Çok güzel. Çok tatlı. Gerçek mi ya? Gerçek. Bakar gerçek. Gülmekten yanaklarım. Daha güzel işte, ne güzel. Gülmek gibi bir şey yapıyorsun. Peki ne diyorsun bu bebek meselesine? Aldılar bizden bebeği. Aldılar. Gittiler, kime verdiler? Ya zaten istediğim. Nasıl size versinler değildi ya. Bana vermesinler miydi Gülsüm? Size vermesinler. Neden? Biz bakmaz mıydık, güzel bakmaz mıydık? Güzel yap, bakardınız da. Evet. Daha önemliler var orada, durun. Nasıl yani? Ya verilmesi gerekenler artık. Onlar genç. Bilmem, bilmeyeceğim, karar verdiler, verildi işte. Ben senin kararını merak ettim, sen kimi istiyordun? Kime verirsin istiyordun? Sonuçta şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Duyuru yapmak sonuçta istiyorsun. Sonuçta birine verilse de verilmese de hepiniz o bebeğe bakacaksınız. Evet. Bütün mesaj geçmiş. Evet. Tebrik ediyorum Gülsüm'cüğüm. Daha kalabalık olduğunuz zamanda geldi. Aynı gördüğümü böyle
biraz bir böyle farklılık düşünüyordum. Ha. Ama resmen aynı. Aynı. Aynı bak. Şuradaki deride bile farklılık. Ya ne diyorsun sen ya? Nasıl olabilir? Aynı. Gerçeğin peşinde bir bilim insanı her ayrıntıyı araştırmalı tabii ki. Buna deri analizi de dahil. Ben size gelirken hediye getirecektim. Ha. Ama anlattım. Ya kızım sen hediyesin. Sen nasıl böyle bir hediye? Senden daha güzel hediye mi var? Bir dahaki geldiğinde unutma ama. Tamam. Fırsatı da kaçırmıyor. Tanırım ben fırsatı size. Fırsatı da kaçırmıyor diyorlar. Ben seni tanırım. Tabii ki kaçırmam. Senden gelecek güzel hediyeyi niye kaçırayım? Gözlerimiz doldu. Ağlayabiliriz bence şu an hepimiz yani. Ağlayın. Ben ağlamıyorum. Ben ağlamıyorum. Ben bilmeyi seviyorum. Ağlayabiliriz yani. Kızlar topluluğu yani. Murat abi de dahil mi? Sağ ol Gülsüm. Teşekkür ederim. Bak o da ağlıyor. Duygusal kızlar topluluğundan sonra duygusal erkekler topluluğu da kurulduğuna göre artık herkes gönül rahatlığıyla ağlayabilir. Çekimi görelim hadi. Hadi gel bakalım. Kucaklar dinlemedi Gülsüm. Ben de geleceğim. Hoppa. Gülsüm her oyuncuyu tek tek öperek itina ile gerçeklik testi yapıyor. Oo, Berber, Şener Su, tamam mı? Evet, bak burada emlakçı var, bak, muhtar, orada. Emlak ve kuaför. Bak. Oo. Kuaföre geldik. Oo. İşte kuaföre girdik. Bak, ya. Tam filmdeki gibi. Ya bak, güzel mi? Hoş geldin kuaförümüze. Ben de şöyle bir öpücük makyajı alabilir miyim? Öpücük makyajı. Buyurun. Oh. 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 Bak bakalım aynı öpücük makyajın nasıl olmuş? Bak. Dünyadaki en güzel makyaj bu olabilir. Çünkü insana en çok sevmek yakışır. Emel Hanım'la kuaförüme geldin gerçekten. Benim için çok güzel bir duygu. Benim için de iyi ki geldin. İyi ki varsın, iyi ki tanıştık ve buraya da iyi ki geldin. Daha bitmedi ama. Bitmedi. Öyle çabucak kurtulamazsınız. Gülsüm'den hiçbir şey kaçmaz. Annem Gül de müşteri gelmiş. Tamam, hoş geldiniz. Ne içersiniz Gülümser Hanım? Emel Hanım'ın sorması gerek aslında bunu. Seni yerim ben. Seni ben yerim. Hop. Siz burada buraya oturup bütün evet, de sohbet ediyorsunuz. Evet, böyle konuşuyoruz işte böyle olmuş, şöyle olmuş, bu olmuş, bu olmuş. Dedikodu yapıyoruz. Dedikodu yapıyoruz, dertlerimizi anlatıyoruz, gülüyoruz. Kuaför koltuğuna oturunca Gülsüm de dedikodu moduna girdi. Hangimiz sevmedik? Dur. Baştan. Hazır mısın? Son, iki, üç, dört. Hangimiz düşmedik bir kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Ve son. Çok güzel. Çok güzeldi. Aferin sana. Hepsi de biliyorsun şarkının. Hep biz jenerik müziğini bedavaya getirirdik. Bu sefer kısmet diziyeymiş. Yeni jenerik müziğiniz hayırlı olsun. Size bak ya. Ben Efe'yle aşık oldum. Gerçekten mi? Oldun mu? Evet. Ben oldum. Küçük yaşta aşkım aşkı öğrendim ben de. Gülsün. Bak kuaför Emel'i aldın. Bak çırağı beni ne hale getirdin. Bak. Kafaya bak. Bir gudiler takıldı. Beni orada bıraktınız. Bak kafaya bir gudileri böyle yanlış taktınız. Gudilerini Fırat abinin. Bak. Yakışmış mı? Duygusal erkekler topluluğundan sonra Fırat'ı kaybettik. Neyse. Fırat bir gudilerle uğraşmaya devam etsin. Biz de o arada Gülsüm'e sürprizler yapmaya devam edelim. Kim gelse bir kişiyi seçsen. Bak geldim. Bak. Sırada dizinin İlyas'ı Bülent Şakrak var. Kim? Kim geldi? Söyle bakalım ismini. Merhaba, dizimizin ikinci kahramanı yok. Öyle mi dersin? Dur ben böyle geçeyim. Peki ben geleyim. Siz geçin. Böyle gelin. Sarılabilir miyiz? Sarılabilir miyiz? Ha, olur mu? Harika görünüyoruz. Gerçekten. Aynı. İkiniz.
Öyle mi? Düşündüğün gibi miyiz gerçekten? Evet. Ha? Fena çocuk değilim değil mi? Ha, çok heyecanlandım. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım gerçekten. Benim heyecan biraz geçti. Gülsüm, madem senin heyecanın geçti, bari Bülent Bey'e de yardımcı ol. Ben evlenirken bile bu kadar heyecanlanmadım. Gerçekten. Bak yeni bir aşk daha sana. Evet. Biraz önce dedin ya, Emel'le aşk yaşadım, resmen aşk aşık yaşadım, oldum dedi. Hoş geldin. Nereden geldin sen şimdi? Uşak'tan evet, geldim. Evet, Uşak'tan gelmişsin. Ta Uşak'tan. Ta Uşak'tan gerçekten. Benim sırf, kahramanımsın. Sırf sizin. Gerçekten. Allah'ım. Ben delirebilirim şu anda. Sen ne diyordun dizinin? Neleriydi? Starları. Dizinin... Yıldızlarsın. Evet. Yıldızları biz miyiz? O İngilizceye kaçıyor biraz. Hayır onu dedi. Ben de şok oldum. Değil mi? Onu da dedi. Bizi mi seyrediyorsun sürekli? Evet. Gerçekten mi? Bu çok... Her pazartesi. Yaşasın. Yaşasın. Biz çalışmaktan çok seyredemiyoruz. Yani tekrarlara yetişiyoruz biraz ama. Bu açıdan Gülsüm gibi izleyiciler oyunculardan daha şanslı galiba. Gülsüm, kaçırdığı yerleri Bülent Bey'e anlat istersen. İlyas abin kimi seviyor dizide? Ben. Yani dizide tabii ben ki seni seviyorum. Ayrı konu ama dizide... Dürüst olalım. Evet. Ben konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Ben mi konuşmalıyım? Evet. Dizide kimi sevdiğimi ben mi söylemeliyim evet. Şu anda burada? Emel'i tabii ki. Gülsüm son bölümü izleyemedi. O cümleleri sizden duymak istedim. Gerçekten Emel'in olamadı. Evet. Bizim sahneyi açayım mı sana şimdi? Hazır mısın? Ay. Yani benim kaderim de kederim de... Özlemim de senmişsin, ben fark edememişim yani. Ben sana kör kütük aşık olmuşum da gönlümün sözünü dinleyememişim yani. Hani şey dediğin... Eğer susarsam beni sevdiğini düşüneceğim dediğin bana hatırlıyor musun? İşte şimdi eğer sen susarsan ben ölürüm hemen. O yüzden susma yani. Gerçekten böyle gerçek gibi oldu mu? Evet. Siz gerçek gibi hissettiniz mi? Tabii. Ama görünce sevinmişsindir sen şimdi. Hı? Çünkü bize ilk başvurduğunda biz telefonla görüntülü görüştüğümüzde ne istiyorsun özellikle diye sorduğumuzda özellikle Emel ile İlyas kavuşsun. Ben gideceğim ve oraya söyleyeceğim. Onlar lütfen kavuşsun artık dedi. Artık kavuşuyorlar. Belki düğün yaparsak gelir misin? Düğüne gelir misin gerçekten? Gelirim. Söz mü? Söz veremem. Kameraların önünde el sıkışıyoruz. Ben aldıracağım seni. Biz alırız değil mi Taner abi? Alırız, alırız. Düğüne gelir misin? Gelebilirim. Emel İlyas düğününe gelir misin? Olur mu? İster misin? Çak o zaman. Düğün sözünü de aldık. Düğün sözünü de aldık. Düğüne gelmek ne demek? Şahit bile olur. Nihayetinde onları senaristler değil, Gülsüm birleştirdi. Sana bir küçük hediye vermek istiyorum şu anda. Ay. Bak. Çok isteyen oldu. Bunları benim arkadaşım yapıyor benim için. Dizide kullanmak için. Setten de çok isteyen oldu ama hiçbirine vermedim. İlk defa sen alıyorsun. Oo, çok özelsin demek ki bak sen. Güzelmiş. Küçük naçizane bir İlyas hediyesi. İlyas hediyesi. Evet. Sahnede de bunu kullanıyordum. İlyas abi. Hani niye burada duruyoruz? Gezelim. Oturmaya mı geldik canım? Biraz da Bülent Şakrak turist rehberliğimizi yapsın. Bütün mahallenin kalbi. Muhtar. Muhtarlıktayız. Prenses Gülsün, Fırat abi bekliyor. Prensesim, buyurun. Buyurun. Islanmayın lütfen. Yürüdüm prensesi. Fırat abiye bak, şemsiyeye bak. Nasıl senin kocaman için, şemsiye tutuyor. Uşak prensesi. Ne hallere düştüm Gülsün senin için. Ne yani? Uşak prensesi ıslansa mıydı? Aferin Fırat. Burayı hatırladın mı? Her yeri biliyorum ben. Biliyorsun. Fırın burası, Metin'in fırını. Ay şu an... Ekmekler de dekor. Onları yemezsek çok iyi olur. Ay, ekmekler bile dekor. Çok evet. Gerçekçi gözüküyor ya. Sucu, Şener'in dükkanı. Burası da Şevket'le Perihan'ın züccaciyesi. İki dükkanları var. Bence mahallenin en zenginleri onlar. Mahallenin varlıklı ailesi. Evet. Fırat sen mahallenin şemsiyecisi. Sen de şemsiyecisi. Kahveye gidelim mi?
Tamam. Münir babanın kahvesini. Ya. Tamam. İster misin? Oraya gidelim. Kahveye geldik. Gündüzleri gece sahnesi çekebilmek için dışarıdan ışık girmesin diye her yeri kapatıyorlar böyle. Ha? Ve içerisi karanlık gibi oluyor bak. Gördün mü? Dizinin erkekleri burada toplanır. Evet, burada toplanıyor. Burada. Evet. Toplanıyor hepsi. Dansta evet. Çıkıyorsunuz. Nereye gidiyoruz şimdi? Minibüse gidelim diyorum. Minibüs. Bir minibüsü de gör. Rampaların ustası, dizinin hastası Gülsüm Kaptan direksiyona geçiyor. Vay, hangi sevmedik turu yapıyoruz. Bizim mahallede bak, yuvacık. Derelerin. İşte burası yuvacık. Eğer bu diziye gelip de bizden başka biriyle oynarsam seni hakikaten parçalarım. Hadi yine iyisin. Oyunculuk teklifi de aldın. Üstelik kiminle oynayacağın bile belli. Şahane. Tabii ki çok isterim. Yaşasın. Kanalında da bunu söyle. Eğer onda oynamazsam beni parçalayacakmıştı. Bunu herkes bilsin. Öyle edebilirim bana. Neden olmasın? Benden her şey çıkabilir. Her şey olabilir, evet. Neden olmasın? Belli olmaz diyorsun yani. Bu yazıyı görüp tanıdım. Bak, seni seviyorum ben de. O yazıyı gördün mü? Burayı gördün değil mi? Orada benim hatta fotoğrafım var. Seni de istersen çekeriz. Gülsüm'ün yüreğindeki sevgiyi yazmaya kalksak öyle bir duvar falan yetmez. Onun için dünyanın her yerine seni seviyorum yazmak gerekir. Çok acayip duygular yaşadım. Çok güzel. Yani çok samimi, çok açık. Hani bu kadar açıklığı bir anda almak hem çok çok iyi geldi. Ben çok umut hissettim Gülsüm'ü tanıştıktan sonra. Çünkü acayip bir yaşam sevgisi var. Çok güzel analizleri var. İnsanın tam böyle gözün içine net net bakıyor. Bunlar çok güzel duygular ve iyi ki yani iyi ki bence bu dönem hayatımda bu tarz bir yani bu şekilde birini tanımış olmak yani ancak bu kadar iyi gelebilir. Heyecan gerçekten çok heyecanlandım ben. Hani Gülsüm kadar heyecanlandım. Çok mutluyum onunla tanıştığım için. Gülsüm gibi bir birey tarafından bu kadar sevildiğini bilmek, öğrenmek özel bir durum ve çok kafa karıştırıcı sohbetler yaptı bize. Hem heyecanlı hem özel, iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Ben size teşekkür ederim asıl. Yani kendi adıma, tabii Pelin adına da biz çok teşekkür ederiz. Başta Gülsüm'e, sonra size. Kesinlikle iyi ki de böyle bir program var hakikaten. İyilik Kulübü'ne hoş geldiniz. Gülsüm'cüm, biz seni çok sevdik. Bayıldık sana. Senin artık hayranın olduk biz. Biz de. Yani ben de oldum. Sen de kendine mi hayran oldun yoksa? Hayır, ben size hayran. Teşekkür ederiz. Bize hayran oldun. Çok tatlısın. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Evet. Ben de. Artık sen de İyilik Kulübü ailesinin bir üyesi olmuş oldun. O yüzden çok sevdiğin rozetlerimiz var ya böyle üstünde evet. Gülümseyen suratlar olan. Bugün sen bana bir şey söylemiştin bu suratlarla ilgili. Neydi o? Bugün bu gördüğün bu surattaki yüz yüzüme geldi böyle. Öyle mi? Her çocuğumda böyle oluyordur eminim. Hep öyle oluyordur. Ah yaşasın ne kadar şanslıyız. Evet. O yüzden bu çok sevdiğin rozetlerimizden sana da takmak istiyoruz. İster misin? Çok. Artık sen de İyilik Kulübü ailesinin bir üyesi olduğuna göre Gülsüm'cüğüm, senden gelenekselleşmiş olan İyilik Kulübü gülümsememizden yapmanı rica edeceğiz. Yapar mısın? Tabii ki. Hadi yap bakalım. Bakalım o zaman. Bravo. 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 Bravo çok Gülsüm. Güzel yaptın ya. Çak. Çak ha? Buraya da çak. İşte budur. O zaman bir de kocaman kucaklaşalım mı? İyilik Kulübü'ne hoş geldin Gülsüm. Aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Mutlu musun? Çok. Biz de. Burası İyilik Kulübü. Burada herkese yer var. Bugünlük buradan böyle benim suratıma yerleşiverdi. Her çocuğun da bunun yüzüne yerleşmiştir eminim.
Yani bundan sonra sizinle tanışmak harika olacak. İlk öncelikle başlarken tabii ki bir heyecan oldu. Sonrasında biraz dindi ama böyle bu kadar da yani tahmin etmiyordum aslında ben. Gerçekten öyle düşünüyorum. Yani hayallerimin ötesine geçtiniz. Geçmeyi başardınız, yaptınız. Göründükleri gibi tam aynılardı. Yani yüzleri falan hiç değişmemiş. Biz seni çok sevdik Gülsüm. Ben de sizi çok sevdim. Burası Yelek Kulübü. Burada herkese yer var. Bu hafta İyilik Kulübü'nde neler oldu bir göz atalım. İyilik Kulübü'nden istediğim dileğim Hangimiz Sevmedik dizisindeki sete gitmek, oyuncularla tanışmak, senaryo hakkında biraz fikir vermek. Mesela bizdeki Emel'le evlensin istiyoruz.